musun biraz? İstersen babanla ben konuşurum. Ben korkmuyorum. Babamla ben konuşurum. Tamam. Tamam Cesur kız. Yani Cemil Bey'i ikna etmek biraz zor olabilir diye düşündüm de. Beni ikna ederken zorlandın mı? Vallahi açıkçası daha zor olacağını düşünmüştüm Nazar. İyi, babamı da ikna etmekte zorlanmayız o zaman. Baba, annemi istiyorum. Onu da götürelim buradan, ne olur. Oğlum yapma bunu her seferinde. Neye bakarsın sen? Hiç. Nazar, Vedat Bey. Baba. Geçmiş olsun. Sağ olun Vedat Bey. Ablam gözünü açtı. Ah, Merzan. Allah'ım sana şükürler olsun. Nasıl oldu? İyi miydin? Bir sıkıntısı yok değil mi? Konuşamayın. Doktorlar yavaş yavaş düzelir dedi ama. Yavaş yavaş. Ben o iti yoldanamadım da yavaş yavaş. O şimdi benim kızım konuşamay hemen. Kızım o yataktan kalkmadan kalelerin işini bitireceğim. Sen ne ettin? Mustafa'ya müşteri falan kaptırmadın değil mi? Bir durum daha attınız kalelilerin urganına. Maalesef. Ben kadınım diye kimse benimle iş yapmak istemiyor. Herkes kalelilere gitti. Sen bir işe yaramadın mı Vedat Bey? Bana yabancısın dediler. Kale bile almadılar Cemil Bey. Bizim sözümüz Cemil'in sözüdür demediniz mi? Diyemediniz mi? Dinleyen mi var baba? Ama... Baba? Bizim aklımıza bir fikir geldi. Eğer Vedat benimle evlenirse artık yabancı olmaz. Ne? Cemil Dağ Devre'nin damadına da kimse yabancı diyemez herhalde. Değil mi Cemil Bey? Etmek benim boynumun borcu. Ama kadını ortaya atacağım bir kızım da yok. Sırf kişisin evlenirsen, sonra da kızımı bırakmaya kalkarsan seni öldürürüm ha. Bunu biliyorsun değil mi? Ben her şeyin farkındayım Cemil Bey. Ayrıca şunu iyi bilin ki ben Nazar'ı, dolayısıyla da sizi üzecek hiçbir şeyi asla yapamam. Bir de şunu düşünün. Sizin buradan ne zaman çıkacağınız belli değil. Müşteriler birer birer kalelilere geçiyor. Mercan desen, zavallı kızcağızın yataktan ne zaman kalkacağı belli değil. Hatta kalkacak mı, kalkamayacak mı onu bile bilmiyoruz. Başlarında bir erkek olmadan dayanabilirler mi Cemil Bey?
kısa zamanda evleneceksiniz. Kesinlikle. Aileme iyi bakacaksın. Onlara gözüm gibi bakacağım. Hiç aklınız kalmasın Cemil Bey. Tamam. Gördüm kızı. Son bir şey daha. Yüzükleri de sizin huzurunuzda takalım ki sonradan kimse ağzını açıp tek kelime edemesin Cemil Bey. Nazar. Kaleli konağını o şerefsizlerden alın. Konakta siz oturun. Kızımın kendini astığı o evde.